Arkadaşlar merhabalar. Şimdi konunun en önemli yerindeyiz. O yüzden diğer yerler bile çok böyle basit yerler olmasına rağmen 20 dakika falan sürdüğü için burası biraz uzun sürecek. O yüzden size tavsiyem ben bunu tek parça halinde yapayım. Konuyu bölmeyeyim. İsteyen arkadaşlar bir mola verebilir kendi belli bir dakikadan sonra 20-25 dakikadan sonra artık siz kendinize göre ayarlayın. Ama bunu ben bölmeyeceğim. Tek parça halinde anlatacağım. Şimdi burası arkadaşlar konunun özünü oluşturuyor ve bütün sorular buradaki bilgilerden yararlanarak gelecek. İlk önce arkadaşlar artık trigonometride birim çemberden yararlanarak bu değerleri bir öğreneceğiz. Ne değerler onlar? Trigonometrik değerler. Şimdi arkadaşlar bakın sin ve kostan başlayalım. Birim çemberde şunu göreceksiniz. Burası 1, burası 1. Ters tarafı olduğu için eksi 1 yine aşağısı olduğu için eksi 1. Ben ne demiştim? Bir noktanın absisi kos alfadır, ordinatı sin alfadır. Ezber bilgilere geliyoruz şimdi. Bunları bilmezseniz olmaz. Bildiğinizi varsayacak öğretmenler ve sorular. Şimdi arkadaşlar bir noktası analitik düzlemde şöyle anlatılır. Absis 1, ordinat 0'dır. Bir nokta x ekseni üzerinde ise bunun ordinatı 0'dır arkadaşlar. Haliyle demek ki 0 derecede, burası 0 dereceydi. Burası 90 derece bu arada. Burası 180 derece. Burası da 270 derece. Nasıl yapmıştık bir daha göstereyim bakın. Şöyle 0 derece başlangıç. 90 derece döndük. 180 döndük. 270 döndük ve 360 döndük. Dolayısıyla buradan yola çıkarak cos 0 1'dir. Sin 0 0'dır arkadaşlar. Birinin 1 olduğu yerde diğeri 0'dır. Bunu söyleyeyim. Artık bu bilgiyi de söylüyorum bakın. Sinüs ve kosinüsten biri 1 bir ise diğeri 0. Başlangıçta böyle ezber yönteminizi ayarlayın artık nasıl ezberlerseniz. Dolayısıyla bunu böyle söylemiş oldum. Geliyorum şimdi 90 dereceye. 90 derecede y eksenini kesen bir noktanın ordinatı 1'dir. Apsisi 0'dır. Haliyle ikinci sonuç. Kos 90 0 Sin 91. Gerçekten birinin bir olduğu yerde diğeri sıfır. Devam ediyorum. 180'e geldim. Bu nokta x eksenini kesen bir noktanın özelliği absisi absistir. Yani eksi 1, eksi 2, eksi 3 neyse odur. Ordinatı sıfırdır arkadaşlar. Haliyle sin 180 sıfır oldu bakın. Ordinat sıfır çünkü. Cos 180 de eksi 1 oldu. Son artık geliyorum sona doğru. Sin 270 Eksi 1 neden? Burası arkadaşlar sıfıra eksi 1 noktası. Haliyle cos 270'te 0 oldu. Yani birinin eksi 1 bir olduğu yerde de öbürü 0 oluyormuş. Yani biri eksi 1 bir veya 1 iken diğeri 0 olmak zorunda. Bundan sonra son kısma geldim. Sonuç itibariyle arkadaşlar 360'ın esas ölçüsü nedir? 0. 360'ın 360 ile 360 bölümünden kalan 0 çünkü. Haliyle cos 360 da 1'dir. Ve yine sin 360 da sıfırdır. Bunları ezberlemek zorunda mıyım hocam? Evet kesinlikle. Unutursam birim çember çizi aynı benim gibi. Birim çemberde e, şuranın 1, buranın 1, buranın eksi 1, buranın eksi 1 olduğunu gör. Her zaman x absistir, y ordinattır. Önce gelen absist, sonra gelen ordinattır. İlk gelene kos, sonra gelene sin de unuttuğun zaman birim çemberden çıkar. Ama bunun odanda bir yere mi yapıştırıyorsun? Böyle işte defterinde not alacağım bir yer mi oluyor? Ne yapıyorsan yap bunların hepsini lütfen tek tek yaz. Şimdi bunlar böyle arkadaşlar. Gelelim tan ve kota. Tanın özelliği arkadaşlar. Şu an ilk defa yazıyorum. Tan alfa sin alfa bölü kos alfadır arkadaşlar trigonometride. Yine kota alfa da kos alfa bölü sin alfadır. Yeni bilgi. Yeni öğrenirken bir şey hep zahmetli bakın bir sürü şey öğretiyoruz. Bu yüzden arkadaşlar burada şunu göreceksiniz. Eee 0 derecede cos 0 1 sin 0 0. O zaman tanjant 0 arkadaşlar yazıyorum. Tanjant 0 0. Sonra geliyorum bakın kotanjant 0 çok ilginç. Kotanjant 0 arkadaşlar cos 0 e, sin 0'a eşit. Burada o zaman ne olacak? cos 0 1 sin 0 0 sayının Sıfıra bölümü ne olur arkadaşlar? Tanımsız. O yüzden kotanjant sıfır tanımsız. Bunlar için de bir şöyle bir bakayım bir. Böyle bir boşluğa yazayım. Tanjant sıfır sıfır. Kotanjant sıfır tanımsız. Şöyle yazıyorum. Neden? Bir bölü 0 olduğu için. Tanjant 90 dikkat et. Sin 90 1. Cos 90 0. O zaman tanjant 90 da tanımsız arkadaşlar. Sonra geliyorum kotanjant 90'a. Kotanjant 90 Cos 90 bölü sin 90 Cos 90 0. Sin 90 1. Bakın artık bunları e, bir çırpıda söyleyecek şekilde ezberlemeniz gerekiyor. Böylece kotanjant 90 0 oldu. Sonra tanjant 180 sin 180 bölü cos 180. Sin 180 0, cos 181 o yüzden tan 180 0. Buradan kotanjant 180 tanımsız olacak. Yani burada da arkadaşlar birinin 0 olduğunda öbürü tanımsız oluyor. Sonra tanjant 270. Tanjant 270 arkadaşlar sinüs 270 bölü cos 270'tir. Yani eksi 1 bölü 0 olur. Dolayısıyla eksi 1 bölü 0'dan yine kotanjant 270 arkadaşlar tanımsız olacak. O zaman kotanjant 270 de buradan ne olur? Sıfır. Bakın birinin tanımsız olduğu yerde diğeri sıfır. Sonra tanjant 360. Sin 360 bölü kos 360'dan 0 bölü 1'den 0'dır. Demek ki kot 360 ne olacak o zaman? Tanımsız. Bu şekilde arkadaşlar temel trigonometrik bilgileri ben tablo halinde bir nevi size yazmış oldum. Bunları siz alacaksınız böyle bir post-it tarzında bir şeye yapıştıracaksınız ya da defterinize not edeceksiniz. Ezbere bilmezseniz olmaz. Bunları böyle e, artık matematikte 2 ile 3'ün toplamının 5 olmasını bilmek gibi bilmeniz gerekiyor. Trigonometrinin alfabesi bunlar çünkü. İlk soruya bakalım şimdi arkadaşlar. Sin 90 eksi sin 270. Sin 90 1. Sin 270 eksi 1. 1'den eksi 1'i çıkaracağız. 1 eksi eksiden artı 1 olur. Böylece 2 oldu ilk sorunun cevabı. Şimdi gelelim diğerine. Bakalım. Tanjant 0, tanjant 180. Tanjant 0, sin 0 bölü cos 0'dır. Sin 0, 0. Cos 0, 1. O zaman tanjant 0, 0 oldu. Tanjant 180. Tanjant 180'de nedir? Sin 180, 0. Cos 180, eksi 1. 0 bölü eksi 1'den yine 0 oldu. Toplamları 0 geldi bakın. Geliyorum şimdi üçüncüye. Kotanjant 90 eksi kotanjant 270. Burada da kos 90 0, sin 91, kot 270, kos 270 0'dır. Sin 270'de arkadaşlar ne oldu? 1, eksi 1 pardon. Ama yine de zaten 0 bölü, 0 bölü 1'den ve 0 bölü eksi 1'den farkları 0 geldi. Şimdi buradan bir sonuç çıkarmamız gerekiyor arkadaşlar. Birim çemberde kosinüs en fazla 1 oluyor. Çünkü kosinüs neydi? Apsis. En az da kaç oluyor arkadaşlar? Eksi 1. Burada bakın cos x'in en küçük değeri. Sonra sin 90. En büyük değeri arkadaşlar sin 90'dır ve 1'dir. En küçük değer de sin 270 ve eksi 1'dir. Demek ki birim çemberde arkadaşlar kosinüs ve sinüs birden büyük olamıyor. Eksi birden de küçük olamıyor. Bundan dolayı 1 artı sin x ifadesinin alabileceği bütün değerlerin kümesi nedir dediği zaman dikkat. Size şöyle güzel bir basit eşitsizlik yapacağım. Sinüs x 1 ile eksi 1 arasındadır. Bu trigonometrinin artık temel basit bir kuralı. Birim çemberden geliyor hiç. Ne dedik çünkü birim çember kareleri toplamı 1'e eşit olacak. Bir de yarı çap 1 olduğu için doğal olarak arkadaşlar tabii ki ne olur asla 1'den büyük olamaz. O zaman 1 artı sin sormuş ya her tarafa 1 ekle. Eksi 1 artı 1 0. 1 artı sin x. Buraya da 1 ekle 1 artı 1'den 2. Demek ki arkadaşlar 0 küçük eşit 1 artı sin x küçük eşit 2. 0 2 bunların ikisi de dahil olduğu için kapalı aralıktır. Bunun cevabı e şıkkı olur. Hemen gelelim buraya arkadaşlar. Bakın şimdi. 1 artı 5 cos x bölü 2 ifadesinin alabileceği en büyük değeri de en küçük değer. Cos x'in arkadaşlar en büyük değeri nedir? 1. O zaman 1 artı 5 çarpı 1 bölü 2. 6 bölü 2'den en büyük değer 3 oldu. Cos x'in alabileceği en küçük değer kaç? Eksi 1. 1 eksi 5 çarpı 1 eksi 5 bölü 2. Buradan da eksi 4 bölü 2'den eksi 2 oldu arkadaşlar. En büyük değer 3. En küçük değer eksi 2 çarpımları kaç oldu? Eksi 6. Bunları böyle basitçe şu an bahsediyorum. Daha derinlemesine arkadaşlar. Trigonometri sıfırdan sonra normal 11. sınıf oynatma listesinden veya AYT oynatma listesinden bulabilirsiniz. Bunların daha güzel yorumları olacak çünkü. Şu an bir nevi temel gidiyoruz. Eksik kapatma ya da temel öğrenme. Gelelim şimdi buraya. 5 6 cos x ifadesinin en büyük değeri nedir? Matematikte farkın büyük olması için bunu değiştirme şansım var mı yok? O zaman bunu en küçük yapman lazım. Minimumu yapman lazım. Peki bir sayının karesi en az kaçtır arkadaşlar? Bir düşünün bakalım. Bir sayının karesi en az sıfırdır arkadaşlar. O yüzden burada 5 6 kosinüs kare demiş. Kos x deseydi en küçük değerine eksi 1 derdim. Ama öyle bir şey dememiş. Burada normal kos kare x diyor. Kos karenin de alacağı en küçük değer sıfırdır haliyle o zaman bunun alacağı en büyük değer 5'tir arkadaşlar. Olay bu. Unutmayın a kare matematikte en az 0 olur arkadaşlar. Bundan dolayı da x'in evet en küçük değerinin -1 olduğunu ben de biliyorum ama karesini alırsanız 1 olur. O zaman değer büyür. Buna dikkat edeceğiz. Bakın şimdi gelelim buraya. İfadesinin alabileceği en küçük değer kaçtır? 4'ü değiştirme şansım var mı? Yok. Peki Normalde sin x'in en küçük değeri eksi 1. Ama sin kare x'in en küçük değeri matematikte bir sayının karesi en az sıfır olduğu için sıfırdır arkadaşlar. 4 artı sıfırdan da cevabımız 4 gelecektir. Aşık. Buna da dikkat edelim. Basit ama önemli bir kavram. Sayının karesinin sıfır olduğunu hatırlayacağız. Şimdi yine hemen şunu ben bir düzelteyim. Bakın bu şekilde basit basit görüyoruz. E, temel oluşturuyoruz. Sonra... Bilgileri tabi harmanlayacağız bayağı bir. Şimdi gelelim trigonometride arkadaşlar temel bilgilere. Trigonometride temel bilgilerimiz var arkadaşlar. Birim çemberden yola çıkarak. Hatırlıyor musunuz? İlk derslerde şuna vurgu yapmıştım. Buraya A buraya B dersek A kare artı B kare eşittir 1. Sonra A'nın ne olduğunu öğrendik birim çemberde cos x. B'nin ne olduğunu öğrendik sin x. O zaman cos kare x artı sin kare x 1 oldu. İşte size... Çok basit ama çok önemli bir kural trigonometride arkadaşlar. Geliyorum ikinci bilgiye. Tan x ile ilgili şöyle bir şey demiştim. Karşı on artık a diyeyim. E ve komşu b diyeyim. Tabi bu a ile b karışmasın. Buraya c diyeyim bence. Buraya da d diyeyim. Tanjant x arkadaşlar c bölü d. Kotanjant x'e ne demiştik? D bölü c. Çarpın bunları. C'ler d'ler birbirini götürüyor bir. O zaman size ikinci kural. Bunlar çok önemli. Defterinize yapıştırın ya da bir kağıdı dolaba nereye yapıştırırsanız yapıştırın ama ezberleyin. İsterseniz yapıştırmayın sorun değil. Yazı yazı öğrenin ama kesinlikle ezbere bilin. O yüzden arkadaşlar ne oldu bakın. Kotanjant x çarpı tanjant x 1. Trigonometride çok önemli temel bilgilerden bir tanesi. Sonra zaten öğrendiğimiz bir bilgi neydi? Sinüs değeri eksi 1 ile 1 arasında. Kosinüs değeri de ee, yine eksi 1 ile 1 arasında. O zaman ilk öncül soruyu yapalım. İlk öncül doğru. İkinci öncül doğru. Sinüs arkadaşlar eksi 1 ile 1 arasında. 1 bölü 5 eksi 1 ile 1 arasında bir sayı mı? Evet aynen doğru. Cos x eksi 1 olabilir mi? Evet olabilir. Sin kare x artı cos kare x 1 mi? Evet şimdi öğrettim. Tanjant x kotanjant x 1 mi? Evet bunlar zaten kurallardı. Kuralları böyle bir soru şeklinde göstereyim dedim. hem kağıdımızda da dursun. Bu şekilde arkadaşlar bunların altısı da doğru geldi. Buradan bir sonuç. Şimdi sin kare x artı kos kare x 1 ya sorularda arkadaşlar bazen kos kare x'i sağ tarafa atacağız ve diyeceğiz ki sin kare x gördüğün yere 1 eksi kos kare x yaz. Ya da aynı yorumla sin kare x'i öbür tarafa atacaksın Cos kare x 1 eksi sin kare x olacak arkadaşlar. Bu şekilde bunu da böyle söylemiş olayım. Bu bizim için basit ama önemli bir şey. Diğer bir sonucumuz bazen tanjant x'i yalnız bırakıp her iki tarafı kotanjant x'e böleceğiz. Bu yüzden tanjant x 1 bölü kotanjant x'tir. Neden? Tanjant x ile kotanjant x'in çarpımı 1 ise örnek bu 5 ise bu 1 bölü 5'tir. Gerçekten biri diğerinin çarpmaya göre tersi. Bundan dolayı kotanjant x de 1 bölü tan x'e eşit arkadaşlar. Mevzumuz bu. Ve size bir sonuç daha söyleyeyim. Bazen unutuluyor. E, okulda öğretmenleriniz belki söyledi ya da hiç söylemedi. Bir sonuç daha. Tanjant x bütün reel sayılar olur. Eksi sonsuzdan artı sonsuza. Kotanjant x bütün reel sayılar olur. Sinüs ve kosinüs eksi 1 ile 1 arasında. Ama arkadaşlar tanjant ve kotanjantta böyle bir sıkıntı yok. Yani kotanjant x 500'e eşit olabilir. Ama hocam birden küçük de o sadece cos ve sin için geçerli. Neden biliyor musunuz? Bakın size bir örnek vereyim. Sin x mesela arkadaşlar 1 bölü 3 olsun. Kosinüs x de arkadaşlar 1 bölü 20 olsun. Böyle uydurdum. Bunları birbirine bölerseniz ters çevirilir ikincisi. Bak 20 bölü 3 gelir. Ve tanjant x hakikaten birden büyük oluyor. Sınırı yok. Tan kot her şey oluyor arkadaşlar. Bunu da böyle eklemiş olayım. Belki öğretmenleriniz söylememiş olabilir. Şimdi gelelim bunlarla ilgili sorulara. Tanjant 11 nedir demiş. Tanjant 11 arkadaşlar sin 11 bölü kos 11'dir. Dolayısıyla doğru cevabımız A şıkkı olacak. Hemen bakıyorum diğerine. A güzel. Bak kotanjant x çarpı tanjant x. Yani açılar eşitse bunların çarpımı 1'di. O yüzden burası 1 olur. 3 çarpı 1'den de 3 olur arkadaşlar. D şıkkı. Gelelim yeni bir kavrama arkadaşlar. Sekant x. Bunu ilk defa lisede duymuşsunuzdur. Nedir o? Sekant x 1 bölü cos x. Kosekant x arkadaşlar 1 bölü sin x'tir. Trigonometride bu iki bilgi de böyle ezber bilgiler. Bilmekte fayda var çünkü karşınıza gelecek ters gibi hani cosecant x sanki insana 1 bölü cos x'miş gibi geliyor ama hayır ters düşünün. Cosec 1 bölü sin x'e eşit. Secant x de 1 bölü cos x'e eşit. O yüzden secant x gördüğün yere hemen 1 bölü cos yazacaksın. Bunları çarpacağız sonra. Cosecant x böyle csc diye de yazılıyor. Bu 1 bölü sin x'tir. Bunu da sin x ile çarpacağız. Bunlar birbirini götürür 1 olur. Bunlar birbirini götürür 1 olur. 1 artı 1'den arkadaşlar cevap 2 olur. Gelelim şimdi evet matematikte önemli bir kavrama. Şimdi sorularda arkadaşlar trigonometride bol bol çarpanlar ayırma özdeşlik göreceksiniz. O yüzden bilmeyen arkadaşların çarpanlara ayırma çok basit bir videodan çalışmasını tavsiye ederim. Neleri bilmeniz gerekiyor biliyor musunuz? 2 kare farkı. A kare eksi b kare farklarının çarpımı böyle toplamlarının çarpımına eşittir. Bu bilinecek. İkincisi a eksi b'nin karesi bilinecek. a kare birinci ile ikincinin çarpımının iki katı eksi 2ab artı b kare. Tamam mı? Olay bu. Sonra arkadaşlar a artı b'nin karesi a kare artı 2ab artı b kare. Bu şekilde Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Artı olunca burası artı. Çarpı olunca burası e, eksi arkadaşlar. Bu şekilde bunu söylemiş olayım. Bu bilgileri bilmezsek genel matematik olmaz. Trigonometre doğal olarak olmaz arkadaşlar. Niye söyledim bunu? Bak 1-cos x ile 1 artı cos x'e dikkat edin. a eksi b a artı b formatı buna a de, buna b de, buna a de, buna b de. O zaman çarpımları 1'in karesi eksi kosinüsün karesi olacak. E, bu arada sakın şunu yapmayın. Cos x kare değil. Kosinüsün karesi x arkadaşlar bu. O yüzden ya komple böyle kare olarak yazın. Ya da alışın artık. Kosinüsün böyle üstünde kare olsun. Tamam mı? Gösterim olarak doğru gösterim budur. Şimdi birin karesi 1. Bir. Kos karenin karesi zaten kos kare x. Bu neye eşit arkadaşlar? Hemen hatırlatma. Sin kare x artı kos kare x 1 olduğu için. Bak şimdi at öbür tarafa sinüs kare x'ine eşit? 1 eksi kos kare x'e. O zaman işte bu 1 eksi kos kare x sin kare x'e eşitmiş. Cevabımız c şıkkı. Demin söylediğim gibi bakın yine oraya bir geri döneyim. Demin ne demiştim size? Sonuç sin kare x 1 eksi kos kare x'e eşit. Kos kare x 1 e eksi sin kare x tanjant x de 1 bölü kotanjant x. Bunları çok iyi yapmamız lazım. O yüzden e kaynak da önereyim arkadaşlar ben size. Hocam benim matematiğim berbat düzeyde. E, çok temel eksiklerim bile var diyorsanız yarı çap yayınları. Ad üstünde çap yayınları var ya onun yarısı yani temel düzeyi böyle öğrenmek için aynı benim anlattığım gibi böyle basit basit anlatıyor. Eğer o kadar da değil hocam. Şu an ben sizin dediklerinizi anlıyorum derseniz ama yine de çok zorlanıyorum derseniz yine yarı çap olsun. Üzerine sonuç veya çap fasiküllerini alabilirsiniz arkadaşlar. Bunlar ben sonucu daha çok öneriyorum. Sonuç çapa göre biraz daha basit kalıyor çünkü. Sonuç yayınları basit, orta düzeydir. Ben iyiyim hocam. Burayı sadece öyle bir ne yapıyorsunuz, bir tekrar edeyim niyetiyle geldim diyorsanız da orada arkadaşlar benim tavsiyem ne olacak? Çap yayınları yine. E, Karekök Soru Bankası, Endemik Soru Bankası, e, başka e, Esen Yayınları Soru Bankası ve SN3 renk. Böyle zorlanmak isteyen arkadaşlarımız da ultra zorlanacağım hocam ben diyenlerde de 3 renk SN alabilir. Yine bir sürü soru tipi olduğu için Palme Soru Bankası da olur. Şimdi tanjant x 3 ise kotanjant x nedir demiş. Kotanjant x arkadaşlar neydi? Çarpmaya göre tersiydi. O yüzden cevabımız 1 bölü 3. Artık tanjantı biliyorsan kotanjant için ters çevirmen yeterlidir arkadaşlar. Olayımız bu. Devam edelim. Demiştim ben bu testi bölmeyeceğim. Siz kendiniz ara verin. O yüzden ben devam ediyorum. Çok önemli yerler arkadaşlar. Hazır gazı almışken ben yapayım. Siz isterseniz bir çay molası, bir kahve molası verebilirsiniz. Ee, onu sonuçta durdurma hakkınız var. Ee, zaten konuyu biliyorsanız biraz hızlandırabilirsiniz. Ya da ben anca anlıyorum falan diyorsanız. Yavaş moda alabilirsiniz. Sonuçta 0.75 1. Bu modlar böyle devam ediyor biliyorsunuz. O yüzden arkadaşlar bunu da böyle söylemiş olayım. Şimdi ben de devam edeyim çözümlerime. Esas ölçülü bir soru verilmiş. Soru sin400x olduğuna göre diyor. Şimdi sin400 arkadaşlar esas ölçüye düşmesi lazım. Yani bunun 360 ile bölümünden kalanı bulmanız gerekiyor. Kaç? 40. O zaman aslında bunu hemen sin 40 diye düzeltelim. Hep esas ölçülü gideceğiz. Dolayısıyla arkadaşlar bunu söylemiş olayım. Cos kare 40. Artık alışın. 1 eksi sin kare 40 gördünüz mü? Sonra aşağısı 1 artı sin 40. Şimdi ben şöyle yazacağım. Daha iyi çarpanları ayırmayı görün diye. 1 eksi s kare 1 artı s. Yani kısaca harfini böyle s diye yazdım. Matematikte çok önemli bir şey arkadaşlar. İki kare farkı. Birin karesi zaten birdir. O yüzden bu a kare eksi b kare formatındadır. 1 eksi s kare 1 eksi s çarpı 1 artı s'ye eşittir. Aşağısı da 1 artı s olduğunda bak bunlar sadeleşir. Hafif hafif böyle arkadaşlar çarpanlara ayırmayı görmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bu 1 eksi s yani aslında 1 eksi sin 40. Sin 40'ı ne vermiş soru? x. O zaman cevabımız 1 eksi x oldu. Gördünüz mü? Mevzumuz bu yani. Devam ediyorum şimdi. 1 bölü 1 artı cos x, 1 bölü 1 eksi cos x. E ne olacak? Şimdi arkadaşlar burada özel bir şey yok. Bazen trigonometride arkadaşlar normal matematik bilgilerini kullanırız. Ve yapmamız gereken şey payda eşitlemektir. 1 eksi cos x, 1 artı cos x diye paydalarını eşitliyorum. Paydalarını eşitlemek demek paylarını da çarpmak demek. 1 eksi cos x artı 1 artı cos x bölü aşağısı 1 artı cos x. 1 eksi cos x. O zaman bu yine 2 kare farkı. 1 eksi cos kare x oldu ne güzel. Yine 1 1 cos cos a eksi b a artı b nedir? a kare eksi b kare yani 1 eksi cos kare x geldi. Paydaları aynı olduğu için direkt topluyorum. Bakın aynı payda yazıyorum. Gördünüz mü? Aşağısı yine 1 eksi. Cos kare x. Cos x'ler gitti. Buradan da 2 bölü 1 eksi cos kare x geldi. Bu arada arkadaşlar 1 eksi cos kare x artık alışalım. Neye eşittir? Sin kare x. 2 bölü sin kare x. Ama bulduğumuz şey cevap şıklarında yok. Hata mı yaptık? Yok. 1 bölü sin x neye eşittir? Kosekant x'e eşittir. O yüzden bak 1 bölü sin kare x burada kosekant kare x bir de başında katsayı olarak 2 duruyor. Cevabımız 2 kosekant kare x olacak arkadaşlar. Olay bu. Devam ediyorum. Bakın böyle korkutucu göründüğüne sakın aldanmayın. Çarpanları ayırma dediğim gibi. Eksiğiniz varsa da kulağınızın arkasına yatmayın ama lütfen düzgünce çalışın. Şimdi burada arkadaşlar ne söyleyeceğiz? 1 eksi cos x 1 artı cos x. A eksi b a artı b. 1 eksi cos kare x. 1'in karesi 1 cos x'in karesi cos kare x. Sonra aşağısı 1 artı sin x 1 eksi sin x. 1 eksi sin kare x. 1 eksi cos kare x nedir? Sin kare x. 1 eksi sin kare x nedir? Cos kare x. Bu arada sin x bölü cos x'in Karesi demektir bu. Hem payın karesi alınmış hem paydanın karesi alınmış. Bu ne olur o zaman? Sin, sin x bölü cos x eşitti? Tanjant x'e eşitti. Yani burası tanjant kare x geldi. Şu an şu ifadenin tamamını hallettik. Şimdi arkadaşlar tan kare x ile en son neyi çarpacağız? Kotanjant x'i. Dikkat! Tanjant x çarpı tanjant x diye ayırırsan yanında da kotanjant x var tanjant x ile kotanjant x'in çarpımı neydi? 1. Demek ki arkadaşlar burası 1 geldi. Bir tane de yanında tanjant x vardı. Cevabımız tanjant x oldu. E şıkkı. Bu şekilde bakın matematikten bağımsız değil olay arkadaşlar. Hep çarpanları ayırma, özdeşlik, temel bilgileri kullanacağız. Şimdi gelelim buraya. 1 artı kotanjant x bölü 1 artı tanjant x. Bazen arkadaşlar kotanjant x ve tanjant x böyle bakarsınız. Soruya hiçbir şey yapamazsınız. Bunlar da size tavsiyem şu. Tanjant x ve kotanjant x ile ilgili bir şey üretemiyorsanız ya da işin içinde sin cos varsa kotanjant x yerine kos bölü sin yazın. Bakın böyle. Sonra tanjant x yerine de sin bölü kos yazın. Gördünüz mü? Dolayısıyla burada payda eşitlersek sin x artı cos x bölü sin x. Şu an diğerini de yazıyorum. Payı eşitliyorum. Cos x artı sin x bölü cos x. Birinci aynen bırakılır. Yani pay aynen bırakılır. Burası aynen kaldı. Diğeri ters çevirilip çarpılır. O zaman arkadaşlar ne güzel. Bunlar gitti. Cos x bölü sin x geldi. Bu da neye eşittir? Kotanjant x'e. Cevabımız arkadaşlar B şıkkı oldu. Hmm, bakın şimdi çok önemli bir yer. Matematikte demiştim ki size özdeşlikler önemli. Hemen bir hatırlatma. A kare artı B kare. A çarpı B. Sonra arkadaşlar A eksi B ve A artı B ile ilgili matematikte bir şeyler sorar bazen size. Bu sorular aslında neyi anlatır biliyor musunuz? tam kare. Ne demek o tam kare arkadaşlar? Her iki tarafın karesini al demektir. Eğer size a kare artı b kare soruluyorsa soruda a artı b verildiyse a kare artı b kareyi bulmak için a artı b'nin parantez karesini alacaksın. a artı b'nin karesi nedir? Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ikincinin karesi. O zaman dikkat et a kare artı b kare neye eşit oldu? a artı b'nin karesi eksi 2ab'ye. Peki A kare artı B kareyi sorup A eksi B'yi verseydi A eksi B'nin karesini alacaksın. A kare artı B kare eksi 2AB. Yalnız bırak A kare artı B kareyi neye eşit oldu? A eksi B'nin karesi artı 2AB. Bu şekilde arkadaşlar bize A kare artı B kare tarzında şeyler sorulduğunda her iki tarafın karesini almayı unutmayın. İşte bu yüzden burada da ne yapacağım arkadaşlar? Her iki tarafın karesini alıyorum. Dikkat. Birincinin karesi tanjant kare alfa. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı kot alfa çarpı tan alfa artı ikincinin karesi kod e, kot kare alfa. Eşittir 9. Şimdi çok önemli bir bilgimiz. Neydi arkadaşlar kot alfa çarpı tan alfa? Hatırlayalım lütfen. Kot alfa çarpı tan alfa 1'di. O zaman bak tan kare alfa artı 2. Burası 1 olduğu için. Artı kot kare alfa eşittir 9. Böylece at 2'yi öbür tarafa. Tan kare alfa artı kot kare alfa eşit oldu 7'ye. Olay bu arkadaşlar. Devam ediyorum bak. Yine a kare artı b kare formatında bir şey sorulmuş. Ve ne verilmiş? a eksi b. Demin ne demiştim? Her iki tarafın karesini al. Aldım. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. 2, e, tabii birinci ile ikincinin çarpımının ilk katı yani böyle. Sonra ikincinin karesi. Bu eşit? 16'ya. Kotanjant x çarpı tanjant x kaça eşittir? 1. O zaman eksi 2 çarpı 1'den eksi 2. Tan kare x artı kot kare x eksi 2 eşittir 16. Demek ki öbür tarafa atarsak eksi 2'yi 16 artı 2'den tan kare x artı kot kare x 18 oldu. Bakın Burada aslında biz çaktırmadan 10. sınıf bilgilerini kullandık. Eğer 10. sınıfta ikinci dönemde hocam ya bunları hiç bize anlatan olmadı ben ne yapacağım derseniz kesinlikle bir çarpanlara ayırma. Ben anlattım arkadaşlar ama benim anlatımım genel olarak orta ve üstüne hitap ettiği için çarpanları ayırma hiç görmemiş bir öğrenci için belki bir ihtimal zor gelebilir 11. sınıf öğrencisi için. Böyle basit kanallar oluyor basit anlatan Tonguç'tur işte ne bileyim onlar e, hocalara geldik basit anlatıyorum bilmiyorum ama şenoloja falan o tarz böyle kanallardan basitçe güzelce çalışın dinleyin çözmeye çalışın temel düzey soruları çünkü burada çok kullanacağız arkadaşlar bakın bir soru daha sin x artı cos x eşittir 3 bölü 4 olduğuna göre 2 sin x çarpı cos x yine toplam verilmiş a çarpı b soruluyor a çarpı b a eksi b a artı b a kare artı b kare bunlardan biri sorulduğunda Demin dediğim gibi arkadaşlar kare alacağız. Dolayısıyla her iki tarafın karesini alıyorum. Şöyle. Birincinin karesi sin kare x. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. 2 sin x cos x. İkincinin karesi cos kare x. 3 bölü 4'ün karesi 9 bölü 16. Şimdi ama önemli bir kavramımız. Sin kare x artı cos kare x neydi? 1. 1 artı 2 sin x çarpı cos x eşittir 9 bölü 16. Buradan 2 sin x çarpı cos x'i bulmak için bir öbür tarafa at. 9 bölü 16 eksi 1. Payda eşitle 9 eksi 16 bölü 16'dan eksi 7 bölü 16 geldi arkadaşlar. B şıkkı oldu. Burada son sorumuzmuş arkadaşlar. Bu bir tane soru oraya kalmış artık kusura bakmayın. İnşallah görmüşsünüzdür bunun çıktısını alırken bir soru için sayfa çıktı almayın. Şimdi sin x eksi cos x eşittir 1 bölü 3 sekant x çarpı sekant x. Sekant x 1 bölü cos x. sekant x 1 bölü sin x. Yine aslında bana ne soruyor? Çarpım soruyor. O zaman hemen her iki tarafın karesini al. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Artı ikincinin karesi. Eşittir. 1 bölü 9. Sin kare x artı kos kare x. 1. 1 eksi 2 sin x çarpı cos x eşittir 1 bölü 9 yaptı. Buradan da 1 eksi 1 bölü 9 eşittir 2 sin x cos x ve 8 bölü 9 eşittir 2 sin x cos x oldu. Her iki tarafı 2'ye bölersek ne olur buradan? Şöyle biraz daha alayım. Her iki tarafı 2'ye bölüyorum. 4 bölü 9 eşittir. Sin x çarpı cos x. Ama soru benden ne istiyor? 1 bölü cos x çarpı sin x. Yani ters çevirmek demektir matematikte. Bulduğunuzun tam tersini soruyorsa çarpmaya göre bak 9 bölü 4 eşittir. 1 bölü sin x çarpı cos x. Cevabımız böylece B şıkkı oldu arkadaşlar. Burayı da çok önemli gördüğüm bir yeri de tamamladık. Evet uzun sürdü ama zaten sürmesi de gerekiyor. Bunları çok daha böyle ayrıntılı ve abartılı bir şekilde Trigonometri normal 11. sınıf videolarında anlattım arkadaşlar. Ee, onları seviyenizi yükseltince bunları anlatınca anlayınca dinlemenizi izlemenizi not olarak çalışmanızı tavsiye ederim. Ben şimdi kaldığım yerden devam ediyorum. Trigonometri uzun bir konudur. İnşallah arkadaşlar birlikte bunları tamamlayacağız. Sonrası artık size havale edeceğim ve güzelce çalışmanız için bir destek olmuş olacağım arkadaşlar. Görüşmek üzere iyi çalışmalar.